Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Bugün LS coğrafya kodlamalarına devam ediyoruz arkadaşlar. 25. maddemize kalmıştık. Videoya geçmeden önce videolardaki bilgileri zihninize kazımak için en az 3 kere dinlemeniz gerekmektedir. Birincisinde söylediklerime odaklanın. İkincisinde ise metinlere odaklanın. Üçüncüsünde ise hem sesime hem metinlere odaklanın ki videolardaki bilgileri zihninize kazıyabilirim. Diyorum ve videoya geçiyorum. Türkiye'deki tektonik gölleri basit muhasebe koduyla aklımıza getirebiliriz. Türkiye'deki tektonik göllere bakacak olursak bunlar Burdur Gölü, Acı Göl, Sapanca Gölü, İznik Gölü, Tuz Gölü, Manyas Gölü, Ulubat Gölü, Hazar, diğer adıyla Hosapink Gölü, Akşehir Gölü, Seyfe Gölü, Eber Gölü, Beyşehir Gölü ve Eğirdir Gölü arkadaşlar. Türkiye'deki tektonik göller bu şekilde. Kodlamamız neydi arkadaşlar? Basit muhasebe. Türkiye'deki tektonik gölleri basit muhasebe koduyla aklımıza getiriyoruz. Karstik göllere bakacak olursak arkadaşlar bunlar Alda Gölü, Sula Gölü ve Kestel Gölü. Karstik göller Alda Gölü, Sula Gölü ve Kestel Gölü arkadaşlar. Buna da ASK kodlamasını verebiliriz. Karstik göllerini ASK koduyla aklımıza getireceğiz. Zımpara taşı çıkaran yerler ise İdam koduyla aklımıza gelecek. Zımpara taşı çıkan yerlere bakacak olursak bunlar İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla olduğunu görürüz arkadaşlar. Zımpara taşı çıkaran yerler idam koduyla aklımıza gelecek. Türkiye'deki kağıt fabrikaları ise arkadaşlar Kazmam gibi koduyla aklımıza geliyor. Türkiye'deki kağıt fabrikaları Kastamonu, Taşköprü, Afyon, Zonguldak Çaycuma, Mersin Taşucu, Muğla Dalaman, Giresun Aksu, Balıkesir ve İzmit. Türkiye'deki kağıt fabrikaları Kazmam gibi koduyla aklımıza geliyor. Kızılırmak üzerine bulunan barajlar ise arkadaşlar Hokka koduyla aklımıza gelecek. Kızılırmak üzerine bulunan barajlara bakacak olursak bunlar Hirfanlı, O, Kesik Köprü, Kapulukaya ve Altınkaya barajları. Hirfanlı, Kesik Köprü, Kapulukaya ve Altınkaya barajları. Kızılırmak üzerine bulunan barajları Hokka koduyla aklımıza getiriyoruz bundan sonra. Yeşilırmak üzerinde ise bulunan barajları Has koduyla aklımıza getireceğiz. Bunlar Hasan Uğurlu, Almus ve Suat Uğurlu. Yeşilırmak üzerinde bulunan barajları da Has koduyla aklımıza getireceğiz. Fırat Nehri üzerinde bulunan barajları ise arkadaşlar Kak koduyla aklımıza getireceğiz. Bunlar Keban, Atatürk ve Karakaya. Fırat Nehri üzerinde olanları Kak koduyla aklımıza getireceğimizi söylemiştik. Bunlar Keban, Atatürk ve Karakaya. Karstik gölleri ise arkadaşlar Salda koduyla aklımıza getireceğiz. Salda arkadaşlar bunun hikayesine bakalım. Selda ormanda avlanırken söğüt ağacındaki tel elini kesti. Burada arkadaşlar Kestel, Salda Gölü, Avlan Gölü, Söğüt Gölü ve Kestel Gölü olduğunu görebiliriz. Karstik gölleri Salda koduyla aklımıza getireceğiz. Bunlar Salda Gölü, Avlan Gölü, Söğüt Gölü ve Kestel Gölü arkadaşlar. Diyorum ve bir LS coğrafya kodlamaları videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders öğren kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.